Evet, herkese merhaba. Bugün bu videomuzda Doktor Fit lakabıyla tanıdığımız Doktor Eyüp Yılmaz hocamızla beraberiz. Bugün kendisinin yeni yazmış olduğu kitabı konuşacağız ve ben de hazırladığım soruları kendisiyle paylaşacağım ve tekrar bunları ele alıyor olacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Sağlıklı bugün, hocam. Bugün güzel bir sürprizle karşımızdasınız. Bize bir kitap hediye ettiniz okuyucularınıza. Neler var bu kitapta? Biraz bununla başlayalım isterseniz. Küçük hatalar, büyük hastalıklar konulu, beslenerek iyileşmeyi konu alan ve kalıcı kilo verebilmeyi nasıl başarabileceğinizin bir özeti var burada. En büyük problem. Kiloları veriyoruz, veriyoruz, geri alıyoruz. Zaten onu çözmenin de bir yolunu bulmak gerekiyordu. Umarım ki tıbbi beslenme bu konuda harika çözümler sizin için üretir. Sağ olun hocam. Şimdi ben şöyle bir soruyla gireyim o zaman. Biz çoğu kişi spor yapıyoruz. İşte çok bir haftada 5 gün, 6 gün ama sonunda şu cevap geliyor. Ya ben çok iyi spor yaptığım halde kilo veremiyorum. Burada tabii ki en önemli şeyi gözden kaçırıyoruz sanırım. Nedir kilo verememenin sebebi? Kilo odaklı spor yapmamak gerekiyor bir kere. Yani sporun amacı bedenin zinde tutulabilmesi, güçlü tutulabilmesi. Kesinlikle. Ve spor aynı zamanda serotonerjik hormonları salgılamalı ve insanı mutlu edecek şekilde tasarlanmalı. Çünkü önce kilo vermek isteyenin relax olması gerekir. Stres glukokortikoid hormonları salgılatır. Yani kortizon salgılatır. Yani su tutturur. Yani biz kilo vermek istiyorsak önce bir rahatlamayı öğrenmeli. Spor harika bir rahatlatıcı iken kiloya odaklanıldığı için strese dönüştürülüyor. Dolayısıyla buradan acaba vücut su tuttuğu için mi kilo veremiyor olabilirsiniz? Spor yapanlar rahat olamadığı için vücudu bir nevi kilo tutmaya müsait hale getiriyor. Olamadıkları zaman böyle bir sorunla karşılaşıyor bir kısmı. Bir diğer kısmı da sporun açlık refleksleri güçlü olur. Yani spor yaptıktan sonra glukoz düzeyi çok hızlı düşer. Şekerin düşüşüne bağlı da kişilerin iştahında yükselme görülür. Dolayısıyla yemeğe abanma dediğimiz bir ifade çıkar ortaya. Yani böyle bir tablo görürsünüz. Şimdi bu tabloyu nasıl yöneteceklerini öğrenmeleri lazım. Hı hı. Yani açlık refleksinin yönetimini öğrenmesi lazım. Anladım. Biz buna 20 dakikada 20 kilo nasıl verilir programı diyoruz. Açlığın yönetim programıdır bu. Çünkü refleks olarak açlık sadece 20 dakika sürer. 20 dakika etkili olabilir. Bunu bazen büyük abdest refleksine benzetiyorum. Büyük abdest refleksi de 20 dakika sürer. Unuttuğunuz zaman ne olur? Kalır. Sonraki refleks ne zaman gelir? Belki 4, belki 6 saat sonra gelir. Açlığın bundan farklı olmadığını tecrübe ederek öğrenir insanlar. Tecrübe etmiyorlar. Sağlıklı hocam. İnsanlar açlığın terbiye edici, açlığın detoks gücünü, açlığın bütün bedendeki kirleri temizleyici gücünü kullanmıyorlar. Bedenin bu detoks gücü açlığın derinliğiyle ilişkilidir. Siz yıllar içerisinde biriktirilmiş yağları bedenin o açlık refleksini yöneterek, açlığı hissettiğiniz zaman nasıl yapacağınızı bilerek çok rahat bir kilo verme programına girebilirsiniz. Ne demek bu? Açlık hissettiniz. Yapmanız gereken çok basit bir şey var. Enerjiye ihtiyacınız var. Ama sizin bedeninizde aylardır birikmiş yağlar var. Ama siz bunu kullanamıyor ve bu yüzden dışarıdan bir yeni bir şey içmeye, yemeye kalkışıyorsunuz. Hayır. Burada açlık öyle bir anda sizin gerçek temizleyiciniz durumundayken onu bir anda iki aperatif atıştırma ile sabote ediyorsunuz. Bir çikolata yiyerek, yok efendim bir gofret yiyerek. Böyle inanılmaz değerli bir zaman dilimini sabote etmiş oluyoruz. Evet. Biz burada ne yapmayız? Bir, açlığı hissettiniz. Hemen yapmanız gereken çok basit bir şey. Bunu su içerek. Su içerek açlığı derinleştirin deriz. Su çözücüdür. Neyi çözecek? Yağı çözecek. Su temizleyicidir. Neyi temizleyecek? Açlığın oluşturduğu asitleri, laktik asitler oluşur, keto asitler oluşur. Bunları temizleyecek. Su çözücü gücü artırılarak bunu daha da güçlendirilir. Nasıl yapılır? Suyun çözücü gücünü artıran şey tarçındır, sirkedir, greyfurttur, kividir, limondur. Bunlar ile desteklendiği andan itibaren su muhteşem bir çözücüye dönüşür.
ve sizin o açlık süreciniz bir anda yağların çözülmesiyle rahatlarsınız. Evet. Peki hocam, şimdi kitabınızı ben de okudum, inceledim. Bunu biraz daha takipçilerimize anladım. Kimler okumalı bu kitabı? Kimlere tavsiye edersiniz ve içinde neler, hangi konular var? Aslında bu kitabın temel amacı hekim arkadaşlarımıza, doktor arkadaşlarımıza bir hastaya beslenmene dikkat et dediğinde neyi kastettiğini anlaşılması üzerine tasarladı. Yani gittiniz, muayene oldunuz ve doktorunuz diyor ki size, lütfen beslenmenize dikkat etmelisiniz. Bakın bu cümle herkesin kafasında farklı bir cevap oluşturur. Yani kastettiği şey ne acaba? Bu işte cevabı burada. Beslenmene dikkat et dediğini bir hekimin gözüyle ne kastediliyor? Beslenmene dikkat et cümlesi nerede duyarsınız? Şeker hastalarında duyarsınız. Tansiyon hastalarında duyarsınız. Kanser hastalarında duyarsınız. Sindirim sistemiyle ilgili tüm hastalıkları duyarsınız. Gastriti olanlar, kabızlığı olanlar, stres problemi yaşayan insanlar, migreni olanlar, bütün bunlar beslenmeyle direkt ilişkili problemlerdir. Dolayısıyla beslenmeye dikkat et cümlesinin arkasındaki sorunun cevabı. Çok güzel. Her hastalığın tedavisinde mükemmel bir yardımcı olarak tasarlandı. Bütün hastalığın tedavilerinde beslenme mükemmel bir yardımcıdır. Evet hocam. Şimdi ben kitabı da okuduğumda burada bazı bölümlerde de gördüm. İşte yine açlık, işte vücutta hastalıklara göre yine vitaminlerle vücudumuzun etkileşimi. Bir de siz besinlerin hücrelere olan etkilerinden de çok bahsediyorsunuz çalışmalarınızda. Yediğimiz besinler vücudumuz ve hücrelerimizi nasıl etkiliyor? Şimdi sağlıklı hocam, siz bir spor hocasınız. Ben sporla ilgili birçok kitap karıştırdım. Hepsinin temel yaklaşım tarzında ne var biliyor musunuz? Yedik enerjiyi nereden alacaklarıyla ilgili hesaplamalar, kalori evet. Hesapları. Yediklerinin oluşturduğu atıkları nasıl temizleyecekleriyle ilgili bir cevap yok. Sanki mübarek sporcuların bedeni bir değirmendir. Ne koysa atıyor, atıklar ise uçuyor, yok oluyor. Bizde zaten klişedir, işte şu gün diyelim ki kas çalıştınız, kilogram başına 1,5 gram protein al, işte karbonhidrat şu kadar olacak, işte şu olacak falan. Genelde protein ağırlıklı besleniyor spor camiası. Özellikle vücut geliştirme, fitness yapanlar. Sporcuların buradaki tuzağı işte hücre odaklı beslenmeyi bilmediklerinden kaynaklanıyor. Yani bir nevi hata mı yapıyoruz o zaman? Bedenin hesap kitabını yapmıyorlar. Yani yediklerinin bir atığı da var arkadaş. Bu atıkların içerisindeki en tehlikelisi olanı proteinler, etler, peynirler olduğunu bilmiyor. Bunu bilmediği için, bir de hoşuna gittiği için ete yükleniyor. Lezzetli. Peynir içindeki kazein, beyinde kazein morfin dediğimiz hücreye bağlandığı için bağımlılık yapabilecek kadar etkili. Deneyin. Göreceksiniz ki peynir sizin hayatınızdan kolay kolay çıkmayacak. Evet, bugün Eyüp hocamızla, yani Doktor Fit'le gördüğünüz gibi beslenerek iyileşmeyi konuştuk. Yeni kitabını ele aldık, konuları. Bu kitabı okumanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü içinde sağlığınıza, kendinize, bünyenize çok iyi gelecek tavsiyeler var. Evet, bizi izlemeye devam edin. Sağlıkla ve mutlulukla kalın. Çünkü sağlıklı olmak sizin de hakkınız.